Kudüs'ün hem tarihi hem dini hem de hukuki statüsü itibariyle İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesinin vahim bir hata olacağını, kararın uluslararası mevzuata aykırı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu gündemle toplanacağını açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanımız İslam İşbirliği Teşkilatı'nı olağanüstü zirveye davet etmektedir. Önümüzdeki hafta 13 Aralık çarşamba günü ee, Ulus İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Liderler Zirvesi İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde toplanacaktır. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanlığı'nı da e, yürütmektedir. Kendisinin e, bu çağrısının amacı Kudüs'e yönelik Amerikan yönetiminin ve İsrail yönetiminin atacağı adımlara karşı İslam ülkeleri arasında tam bir işbirliği, dayanışma ve koordinasyonu sağlamaktır. Haftalık olan basın toplantısında konuşan kalın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ATV ve A Haber'e yönelik skandal sözlerine de değindi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları kabul edilemez. Hiçbir şekilde hedef göstererek, tehdit ederek, bir basın kuruluşunu isim vererek hedef göstermesi ne basın özgürlüğüyle ne çoğulculukla asla bağdaştırılabilir bir konu değildir. A Haber ve ATV'ye bu saldırısının temel sebebi bu haber kanalının milli ve yerli bir duruş sergilemesi ve kendisinin bu yayınlardan rahatsız olmasıdır.